Şimdi hem Bahçeli'nin ilk konuşmasında hem de Cumhurbaşkanı'nın 24 Haziran erken seçim olarak belirlediği konuşmasında ortak unsurlar vardı, bazı ek unsurlar da vardı. Bence ilk olarak en önemli konu bir kere Türkiye'nin bu yaşadığı türbülansın devam etmesini isteyen, bu türbülanstan çıkmasını istemeyen bir takım dış operasyonların, ister Suriye ve Irak'tan kaynaklanan, isterse ekonomiye dair bir takım operasyonların olabileceği algısıydı. Birinci şey buydu. İkincisi de Cumhurbaşkanlığı sistemine bir an önce geçilmesi ve kamunun yeniden yapılandırılarak devletin daha etkin bir hale getirilmesi arzusu. İsmet'in az önce bahsetmiş olduğu o 2,5 yıllık belirsizliğin kurumların yapılanması, yeniden yapılanması, etkin bir şekilde çalışmasını mümkün kılmayan bir ortamda olması. Her ne kadar Cumhurbaşkanı'nın güçlü liderliği varsa da bürokrasiyi çalıştırmak bu kadar kolay bir şey değil. Hatta Cumhurbaşkanı da en son konuşmasında bu bürokrasi meselesine değindi. Şimdi böyle bakınca bir de tabii Cumhur İttifakı'nın selameti meselesi var. Yani neticede iki ittifak yapmış iki partinin bu ittifakı sadece bu seçimler için değil, Cumhurbaşkanı'nın tekrardan yeni sisteme göre Cumhurbaşkanı seçilmesi için değil, 5 yıllık bir dönemde Cumhurbaşkanlığı sistemini oturtmak için kurulmuş olduğunu ve 15 Temmuz ve Yenikapı ruhuna dayandığını düşünürsek, bunun her iki aktörünün de menfaatlerini koruyarak yürüyebilmesi için de gerekiyordu. Ve önümüzde yerel seçimler vardı. Yerel seçimlerin burada bir sıkıntı oluşturma ihtimali de bence gözetildi. Şimdi bütün bunların hepsini bir araya getirdiğimizde Türkiye aslında erken seçime bizim 16 Nisan'dan sonra belki maraton kıvamında başladığımız seçim kampanyaları dönemine 100 metre koşu gibi oldu biraz. Hani belki 500 metre koşu gibi bekleniyordu ama 100 metre koşu gibi oldu. Fakat baktığınızda mesela geçen yıl Ağustos ayında Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında seçime hazır olduklarını, adaylarını bildiklerini ama açıklamayacaklarını, hazır olduğunu. Ağustos'ta, Ekim'de bu tür açıklamalar geldi CHP ana muhalefetten. Yani her şey, herkes aslında bir tür seçimin olma ihtimalini düşünüyordu. Anladığımız kadarıyla belli hazırlıklar yapıyordu ama bu kadar hızlı beklemiyorlardı. Yani buradaki fark bence bu. Ha, eğer muhalefetin bu 16 Nisan'a ama tepkisi... Kimse itiraz da etmedi. Niye etmedi, bu kadar çabuk yapıyorsunuz? Etmedi. Yani işte bir şekilde baskın seçim diyenler oldu. Asıl evet, yurt dışında daha çok şey yaptı. Belki onu da değineceğiz biraz. Batı medyasında işte gafil avlamak, hazırlıksız yakalamak, baskın seçim işte gibi vesaire, böyle hani bir takım örnekler verilerek, hatta çok daha ileri götürüp yani acaba Türkiye'de seçimler adil ve serbest oluyor mu olmuyor mu tartışması yapmak isteyenler bile çıktı. Ama Türkiye'de hızlı bir şekilde herkes bu seçim havasına kendisini soktu. İki seçim birden olacak. Bence Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili olarak da hani muhalefet açısından baktığımızda bir geç kalmışlık hissi olabilir her şeye rağmen. Yani biraz daha vakit olsaydı hissi olabilir. Ama asıl milletvekilliği seçimlerinde çok hızlı olacak iş. Mevcut siyaset erbabının işi biraz daha kolay olacak gibi görünüyor. Hani yeni isimleri çıkarmak biraz daha kolay, biraz daha zor olabilir. Çünkü çok kısa bir süre var. Ama Türkiye için hayırlı olsun. Yani. Şimdi